Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Bugünkü konuşma konumuz sadık eleman. Şimdi biliyorsunuz firmalar yetenekli kişileri alıyorlar. Bu kişilerin de beklentileri var tabii ki. Şimdi aslında en çok dikkat edilen şey bu çalışana yatırım yapılıyor, belli eğitimler alınıyor, belli pozisyonlara getiriliyor, şeyler veriliyor, terfiler veriliyor. Peki her zaman bu elemanı yerinde tutmak mümkün mü? Şimdi iş hayatında yıllarını geçirmiş biri olarak ben size bunu cevaplayacağım. Neredeyse hemen herkes iş arar. Kimler en az iş arar biliyor musunuz? En azından benim kurumsal firmalarda gördüğüm büyük Ar-Ge merkezlerinde yöneticiler. Yöneticiler iş aramıyor. Ararsalar bile bu internal dediğimiz başka ülkelerde ya da başka şehirlerde daha başka pozisyonlara gidiyorlar ama şirket içinde kalıyorlar. Bu bir anlamda şirket için kayıp olmuyor. Şimdi diğer elemanlar ise sürekli bir arayış var. Ne olursa olsun. Yani fırsatını bulduklarında değiştirecekler ama fırsatı da çok buluyorlar mı? Çok emin değilim. Şimdi herkes o yüzden kişisel gelişim kitapları okuyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Şirkette pozisyonlarını daha sağlamlaştırıp üste çıkmanın yollarını arıyorlar. Yani herkes şirket değiştirmeyi düşünmüyor. Çünkü her başladığınızda yeniden başlıyorsunuz. Farklı bir yere alışmaya çalışıyorsunuz. Güç dengelerini anlamaya çalışıyorsunuz. Daha doğrusu şirketi okumaya çalışıyorsunuz. Çok fazla iş değiştiren, birkaç tane iş değiştiren biri olsanız dahi ki bunlardan biri de benim. Mümkün olduğu kadar ülkede, şehirde, sektörde değiştirmiş biri olarak söylüyorum. Tecrübelerimi aktarıyorum. Şimdi insanları bir yerde tutmanın yolları üzerine herhalde çok da fazla kitap yazılmıştır. Şimdi hangisi en iyisidir? Şimdi yeniden başlamak her zaman iyi değildir. Yani eğer farklı bir amaç taşımıyorsanız. Çünkü nasıl söyleyeyim size getirileri olduğu kadar. Yani şunu söyleyeyim siz değişmeden işinizi değiştirmeyin. Çünkü siz aynı kalırsanız aynı tarzda aynı davranışlarla. Aynı iş gözlüğüyle bakarsanız işinizi değiştirmenin bir anlamı yok. Bir süre sonra bakacaksınız ki her şey benziyor. Sadece insanların ismi değişmiş. O yüzden bunlar çok ciddi kararlardır. Hani denize düşen yılana sarılır hesabıyla bazı şeylerden hoşnutsuzluk olup başka bir alternatifin iyi olacağını her zaman düşünmek doğru değil. Yani işinizi değiştirmeden önce kendinizi değiştirin. Ya ben çok iyiyim, çok yetenekliyim, benim değerimi bilmiyorlar vesaire. Yani bu sebeplerle iş değiştirilmez bence. Çünkü her zaman söylüyorum. Teknik bilginiz %20 ama bu teknik bilginizi iş hayatına yansıtma, kullanma, pazarlama, şu bu vesaire teknik olmayan detaylar %80.
Bunları aynı yapacaksanız hiç boştan yere nasıl söyleyeyim işinizi değiştirmeyin. Yani sadık bir çalışan olurken yani yapınızı değiştirmenin yollarını aramanız lazım. Yine de tabii ki bu kişisel gelişim kitaplarında bayağı bir vakit harcama demek oluyor. Şimdi çalışan açısından baktım. Peki şirketler açısından. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi mesela değerli bir eleman ayrıldığı zaman ki bu kurumsal şirketlerde çok oluyor. Yöneticisiyle anlaşamıyor. Zaten şirketlerden ayrılma yöneticiyle alakalı. Yöneticisini sevmeyen ayrılıyor. Çünkü şirket demek eşittir yönetici demek olduğu için yani bir bu da at gözlüğüyle bir bakış demek aslında. Şimdi çalıştığınız şirketin bir kurumsal kimliği vardır, bir imajı vardır. Bunun için reklamlarla inanılmaz derecede para dökülüp kurulan bir şeydir bu. Yani müşteri onu düşünerek bu firmanın ürünlerini satın alır ya. Şimdi herkes de aslında nasıl ki o şirketin ürününü alıyorsa aynı şekilde o şirketin bir parçası olmak için de işe giriyor. Ama sonra bir bakıyor yani yöneticinin tarzıyla vesairesiyle hiç uyuşmuyor. Şimdi kurumsal şirketlerin böyle iç şeyleri vardır. Ne derler? Web siteleri vardır. Sadece çalışan elemanların kullandığı, yani sizin dışarıdan eriştiğiniz değil. Orada şirket kültürünü anlatan yazılar, blog yazıları vardır. Bayağı ciddi bir açıyorsunuz şirket haberleri, şirket kültürü, şu bu vesaire. Bunlar çok güzel şeyler. Her firmanın da böyle olması lazım. Yani web sitesinin bir tane müşteriye açık kısmı, bir de iç çalışan personele açık olan kısmının olması lazım. Şimdi bunlar güzel de yani bir imajdaki şirket var, bir de yöneticinin size uyguladıkları var. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark olduğu zaman genellikle kişiler gitmenin yolunu arıyorlar. Şimdi iyi bir kurumsal şirkette çalışıyorsanız illaki daha iyi bir iş bulursunuz. Sektörde değiştirebilirsiniz. Özellikle gençler bunu çok daha iyi yapıyorlar. Şimdi bizim jenerasyon daha bir sabırlı. Ama genç kuşak öyle değil. O yüzden şimdi elemanları elde tutmak gibi bir problemleri olacak. Bu benim için de geçerli. Ben de şirket kurduğum için. O yüzden her yılın mı her şeyin bir 10 yılın farklı bir şeyi var, kültürü var. Ona göre de gelen elemanların davranışları da çok farklı. Şimdi yöneticiyle sorun yaşadığında ben birebir şahit olmuşumdur. Şirket yöneticiyi, kendi elemanı, çalışanı da taşeron gibi gördüğü için yöneticiyi asla eleştirmiyor. Yani nasıl söyleyeyim, yani iyi bir elemanı kaçırıyor, işte elinde tutamıyor ya da vesaire vesaire diye ben bir yöneticinin dışlandığını hiç şahit olmadım. Ve aksine şimdi bunu şöyle özellikle yapıyorlar, diğer çalışanlara örnek olsun diye yönetici, kötü yöneticiyi ödüllendiriyorlar. Ya daha bir farklı bölümde, daha iyi bir pozisyonda ya da farklı yerlerde görevlendirmeyle
buradan şunu anlamaları isteniyor. Nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım, güzel bir dille ki hani sizin içinize yerleşsin. Yani giden gider, biz daha iyisini buluruz. Bu doğru mu? Asla değil. Ama imajı yüksek olan şirketlere giden de çok oluyor, gelen de çok oluyor. O yüzden yani çalışmak isteyen olduğu sürece çok dert edilmiyor. Neden dert edilmiyor? Çünkü kişilerin yaptıkları işle ilgili raporları var. Her yaptıkları raporlanması bekleniyor. Yani bilgi kaybı en aza indiriliyor. O yüzden böyle bir şımarıklıkları var. Yani şimdi şöyle bazı adamlar vardır. Onu şirketten gönderdiğiniz zaman çoğu iş kalır. Çünkü bazı kişileri bu yüzden çıkaramazlar ama bu eski nesil yönetim tarzı. Her türlü bilgiyi kendinde tutan, sorulduğunda söyleyen, problem çözen kişi. Ama bu işi dokümente ediyor mu? Hayır. Yapmıyor. En zor şeylerden bir tanesi. Ama mecbur edildiği kadarıyla yazıyor mudur? Yazıyordur. Ama yine de bu tür nasıl söyleyeyim, dokümantasyon sistemini iyi yerleştiren kurumlarda bunun sorun olmaması lazım. Şimdi bunu daha şu an çalışan almadım ama aldığım andan itibaren böyle bir kontrol sistemini getirmem gerekiyor. Yani birisi benimle çalıştığı zaman işlerin aksamaması lazım. O yüzden şirketler ayrılırken bir aylık siz onlara bir ay öncesinden söylemeniz gerekiyor. Peki ondan öncesinde siz tamam ben bir ay daha çalışırım ama sorumluluklarımı yerine getirmem de diyemezsiniz. Bunun çünkü bir sürü yaptırımları da var. Şimdi şöyle düşünün. Yani siz ayrılmak istiyorsunuz ve bu tamamıyla bir yönetici hatasından kaynaklansa bile size çok kolaylıkla güle güle deniyor. Yani sizi ellerinde tutmak için hiçbir şey yapmıyorlar. Bu kurumsal şirketlerin bana göre zayıf karnı. Bu nereden kaynaklanıyor? Yumuşak karnı. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü bir kişi ayrıldığında 500 kişi başvuruyor. Yani şimdi elemanın iyisini kötüsünü ayıracak durumda değiller ama şimdi zaten böyle büyük Ar-Ge merkezlerine çalışmak isterseniz bu Süper Lig'de futbol oynamak gibi. Yani daha alt kümelerde oynamadan siz üst seviye takımların içine giremiyorsunuz ya. Bu da böyle. Şimdi ancak küçük firmalar, yani elemanı kolay bulamayan ya da özel işlerde çalıştırabileceği kişilere çok fazla para veremeyen kişilerin, pardon şirketlerin için büyük problem olsa gerek. Yani nasıl olur da siz bir şeyi, bir kişiyi elinizde tutarsınız? Şimdi bakıyorum, ben de okuyorum, kendimi yetiştiriyorum bu konuda. Deniliyor ki işte ona özel sorumluluklar verin. Ondan sonra yönetici pozisyonunu alın. İyi de herkesi de yönetici yapamazsınız ki. Yani bir eleman böyle tutulmaz. Şimdi firmaların, nasıl söyleyeyim, büyük firmaların ellerinde tutma gibi, yani istemeseler bile imkanları çok fazla. Mesela büyük şirketlerin bir parçası olmak bir prestij meselesi.
Bakın linkinde profil resimlerini, arkada şirketlerinin logosu var. Bu ne biliyor musunuz? Kendini ancak bir şirketle özdeşleştirirse, kendini kabul edebilen bir personel var. Bazı insanlar böyle. Yani güce tapmadır bu, biliyor musunuz? Çok açık, net güce tapmadır. Hele ki bizim gibi Orta Doğu ülkelerinde bu çok olağan bir şey. O yüzden nasıl söyleyeyim? LinkedIn profilinde arkasında şirketinin logosu olmayanın verdiği mesaj, ya ben her an gidebilirim. Ben bağlı bir eleman değilim, sadık bir eleman değilim. Bu onun göstergesi. Yani kişiler orada kalıcı olacaklarına dair ilk belirtiyi böyle veriyorlar. Şimdi siz de mesela bir şirket yönetecekseniz, küçük bir şirketiniz varsa bakın bakalım profilinde şey oluyor mu? Şirketin logosu var mı? Ya da şirketle ilgili paylaşımlar yapıyor mu? Ama ona bu görev verilmişse evet yapar, ama kendi başına inisiyatif kullanarak yapamaz. Çünkü şirketin dışarıya verme imajının ne olduğunu bir çalışan doğal olarak bütünüyle hakim olamadığı için yanlış ifadeler kullanabilir. Şirketin imajını zedeleyebilir. O yüzden bence hiç bu işe girişmemeleri lazım. Bununla ilgili iletişim bölümü oluyor şirketlerin. Onlar yapıyorlar. Yani onlar bu konuda eğitim gördükleri için o yüzden onların hata yapma olasılığı az. Zaten onlar düzenliyorlar. Yani ne dışarıya anlatılabilir, ne dışarıya verilebilir diye. O yüzden bu arada sakın şirketinizin yararına olacak diye bir aktiviteye katılıp şirketinizden habersiz şirketinizle ilgili ne yorum yapın, iyi şeyler dahi olsa sakın yapmayın. Bu sizin işiniz değildir. İllaki bir görevlendirme verilmesi lazım. Yani kaş yaparken göz çıkarmıyoruz. Şimdi burada aslında benim derdim şirketlere bağlı insanlar olun demek değil. Yani insan ister ki, çünkü 8-9 saatinizi geçiriyorsunuz. Neredeyse ailenizden daha çok sık görüyorsunuz arkadaşlarınızı. Ha, çok bir şey ifade etmeyebilir çoğu size, ama vaktiniz onların arasında geçiyor. Bir şekilde kendinizi oraya ait hissetmeniz lazım. Eğer hissetmiyorsanız biraz zulüm. Bunun açık ismi zulüm. Düşünebiliyor musunuz? Bu şeye benzer. Akşam eve gittiğinizde hoşunuza gitmeyen insanların evde olduğunu düşünün. Bu da bir zulüm değil mi? Aynı şekilde işte de böyle. Yani gittiğiniz zaman kendinizi oraya ait hissetmeniz lazım. Bazıları bunu nasıl kuruyor biliyor musunuz? Yakın dostluklar kuruyor. Ne bileyim, arada kahve içmeler, işte havadan sudan konuşmalar ya da ne bileyim kendi özel şeylerini bile anlatan var ki hiç tavsiye etmem. Yani iş arkadaşınız sizin kapı komşunuz değil. Arada bir hepimizin çok çok güvendiği kişiler olmuyor mu? Evet, seçici olmak kaydıyla. Ama bir gün kendinizle ilgili verdiğiniz her türlü sırrın, her türlü bilginin bir gün aleyhinize kullanılacağını biliyorsanız, ki öyle olacağını da bilmelisiniz. Yani ben bunu anlatırım ama bu benim aleyhimde kullanılırsa ben hiç de takmam diyorsanız, ne varsa onları anlatın. Ama onun dışındaki şeyleri anlatmamanız lazım.
Yani bu güven duygusu önemli. İşte insanlar nasıl söyleyeyim? Ya işte şirketlerinin bir imajı varsa dışarıda, aa şu çalışanı mısın, aa bu çalışanı mısın diye hürmet görüyorlarsa o şirkete kendilerine ait hissetmeye başlıyorlar. Ya da işte insan ilişkilerini kurarak şey yapıyorlar. En çok da şuna takıyorlar, ben yeteneklerimi kullanabiliyor muyum? Ondan sonra işten ayrılırken de işte benim yeteneklerimi ben burada kullanamıyorum. Şimdi burada hatalı olan şirket değil, sizsiniz. Yani yeteneklerinizin kullanılmadığını düşünüyorsanız demek ki iyi bir iş seçimi yapamamışsınız. Şöyle bir kafanızda bir hayal oluşmuş. İşte ben bu şirkete girersem şöyle şöyle işler olur diye. Yani bu öngörünüz tutmamış. Biliyorsunuz öngörüde bulunmak çok kıymetli bir şey. Yanlış öngörüde bulunduğunuz zaman size hem zaman hem para kaybedemektir. Yani bir şirkete girmeden önce yeteneklerinizi kullanamayacağınızı anlıyor olmanız lazım. Yani o şirketle ilgili hiçbir bilginiz yok. Sadece şu anki işinizden memnun değilsiniz. O şirketin de ne bileyim iyi bir imajı var. Siz onun üzerine bir sürü olasılıkları bir araya getirip kafanızda güzel bir imaj oluşturuyorsunuz. Bir yol haritası oluşturuyorsunuz. Ben şunu yaparım, bunu yaparım. Ama şirketlerde böyle Hindistan'daki kast sistemi gibi bir sistem var. Yani sizin o şeyleri aşabilmeniz için yani bunun yetenekli olmadığını fark edeceksiniz. Buna iletişim deyin, insan ilişkileri deyin, fırsatları değerlendirme deyin. Yani istediğiniz ismi verebilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman işinizin daha doğrusu sadık bir çalışan olmamanızın sebebi ben bu şirkette yeteneklerimi kullanamıyorum olmaması lazım. Neden biliyor musunuz? Siz ne aradığınızı bilmiyorsunuz. Yani insan bir ev alırken ya da kiralarken bir odasını görür, eşyalarını nereye koyacağına dair bir fikri oluşur. Sığar mı, sığmaz mı? Değil mi? Ona göre. Yani bu ciddi bir şeydir. Uzun süre oturacaksınız, kontrat yapacaksınız falan. Pahalı bir şey. İş hayatı da öyle. Siz anladınız mı? Ben burada şu yeteneğimi, şu işte, şu pozisyonda şöyle kullanırım diye. Ha ileride şirket gelişecek. İleride şöyle bir ürün tasarlayacak. O zaman da ben işin şu kısmını yapacağım. Yani bu planlar olabilir de olmayabilir de. Yanlış öngörüde bulunuyorsunuz. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Küçük bir firma CFD mühendisi arıyor. Ben size söyleyeyim. Bir proje vardır, 3-4 ay bile sürerse bile öpün de başınıza koyun. Şimdi diyelim ki onu yaptınız. Sonra CFD ile alakalı iş gelmedi. Ne yapacaksınız? Biliyorsanız FEM yaptıracaklar. Bilmiyorsanız tasarım yaptıracaklar. Tasarımda başarılı değilseniz ne yapacaksınız? Yani düşünün, ben CFD'de kendimi geliştireyim diye bir pozisyon bulduğunuza seviniyorsunuz, bir bakıyorsunuz işin şeyi gelmiyor, devamı gelmiyor. Yani sizin böyle Ar-Ge merkezi olduğunuz yerde kendinizi CFD alanında geliştirirsiniz. Yani küçük şirketlerde tutup da CFD mühendisi olmaya kalkarsanız başınıza her türlü şey gelir. Ondan sonra da ben bu şirkette yeteneklerimi kullanamıyorum. Kusura bakmayın da siz de nerede çalışacağınıza dair kafanızda bir fikrin oluşması lazım. Yani size o pozisyonun verilmesi illaki o şirkette kendinizi o konuda geliştireceğiniz anlamına gelmez. Şimdi ben CFD üzerinden verdim örneği. Siz
başka bir yerden verin. Zaten yeteneklerini kullanamayacağını düşünen kişi hiçbir zaman sadık bir çalışan değildir. Ta ki istediği pozisyona gelene kadar. Evet arkadaşlar, sadık bir çalışan olup olmadan önce ne istediğinize iyi karar verin. Aslında her şey sizle başlayıp sizle bitiyor. Bunun girdiğiniz şirketle ya da kurumlarla vesaireyle hiçbir alakası yok. Sadece kafanızın içindeki iş hayatına dair vizyonunuz ve işlere bakarkenki kullandığınız gözlük. Herkese kolaylıklar dilerim.